Haberi Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 17 Ocak 2024 Çarşamba. Milyonlarca SGK ve Bağkur emeklisinin merakla beklediği iyi haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam kabine sonrasında duyurdu. Memur emeklileriyle aralarında oluşan farkı kapatmak için SGK ve Bağkur emeklisine %37,7'lik zamın üzerine 5 puanlık daha bir ek zam yapıldı. Bu da zam oranı 42,6 oldu demek. Peki ek zamla birlikte maaşlar ne oldu? Biliyorsunuz emekli aylıkları bugünden itibaren ödenmeye başlamıştı. Maaşını alanlar ek zamını ne zaman alacak? İşte yanıtlar. SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave %5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Peki kök maaşlara yapılacak bu zam oranı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte kalem kalem emekli maaşları. Örneğin kök maaşı 6000 lira olan bir emeklinin %42,6 zamla maaşı 8556 liraya çıkıyor. Buna %4'lük ek ödeme olan 343 lira da ilave edildiğinde Ocak ayı zamlı maaşı 8899 lira oluyor. Ancak bu rakam en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında kaldığı için hazine 1101 lira destek verecek ve kök maaşı 6 bin lira olan emeklinin eline her ay 10 bin lira geçecek. 7500 lira hali hazırda hem de kök maaşı hem emekli maaşı olan emeklimiz %4'lük ek ödeme ile beraber 11.122 lira 80 kuruş alacak. Kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin %42,6'lık zamla maaşı 14.260 liraya çıkıyor. Buna %4'lük ek ödemeyi de eklediğimizde maaşı 14.831 lira oluyor. Bu emeklinin maaşı en düşük emekli aylığından fazla olduğu için hazine desteği almayacak ve her ay hesabına 14.831 lira yatacak. Neyi uygun görüyorsa hükümet ben razıyım. 15 bin lira maaş alan emeklilerin de yeni zamlı maaşları ek ödeme dahil 22.245 liraya yükselecek. Ek zamlar maaş dönemine yetişmeyecek çünkü önce mecliste yasalaşması gerekiyor. Haftaya genel kurulda görüşülecek olursa ay sonunda hesaplara ayrıca yatırılacak. Süreç uzarsa o zaman Şubat maaşlarında Ocak ayının farkıyla birlikte yatırılabilir. Memur emeklilerine verilen %49 zam kadar biz SSK'lı emeklilerine neden verilmedi acaba? İşte bu sorunun yanıtı Temmuz zamlarında gizli. Şayet 11,7'lik zam farkı şimdi eşitlenecek olsaydı bu kez hesap Temmuz ayında memur emeklisi aleyhinde gelişecekti. Tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 2024 yılında SSK ve Bağkur emeklileri %24, memur emeklileri ise %18,6 oranında Temmuz zammı alacak. Bu da memur emeklilerinin aleyhine %5,4'lük bir zam farkı oluşacağı anlamına geliyor. İşte bu sebeple SSK ve Bağkur emeklisine %42,6 zam verildi. Çünkü Temmuz'da alacakları %24 zamla toplam %76,79 zam almış olacaklar. Memur emeklileri de Ocak'ta 49,25, Temmuz'da 18,61 olmak üzere toplam %77,02 zam alacak. Böylece tüm emeklilerin 2024 yılı toplam zam oranları eşitlenmiş olacak. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz.